15 günde koskoca bir Edebiyat Soru Bankası bitirme kampımızın. Geldik bugün 6. gününe arkadaşlar. 6 gündür nefis bir şekilde ilerliyoruz. Bir hafta olacak bile bir sonraki günde. Bir sonraki haftada kampımız nihayete erecek. Koskoca bir soru bankasını birlikte bitirmiş olacağız. Bu müthiş bir duygu bunu biliyorum. Birlikte bitiriyoruz. Birlikte ilerliyoruz. Daha zamanımız da var. Başka tekrarlarımız da gelecek hiç merak etmeyin. Son dakikaya kadar tekrarlarımız, yeni öğrenmeli devam edecek arkadaşlar. Unuttuğunuz noktalar varsa hiç problem değil. Biz sürekli hem sorularla hem de uygulamalarla edebiyatı ve hatta Türkçe'yi de hatırlatmaya devam edeceğiz. O zaman hazırsanız kampımızın 6. gününün ateşi cayır cayır bir yansın bakın. Evet test 25 açılıyor şu an ve sayfalarımız kaçı gösteriyor biliyor musunuz? Artık 52'yi gösteriyor. Ne yapıyoruz? Bugün yine tam 5 adet test çözüyoruz birlikte arkadaşlar. Güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Hadi. Hadi bakalım, başlayalım. Ne demişiz? Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler yanlıştır demişiz. Bir doğru yanlış sorusu aslına bakarsanız. Tekke, şiiri veya edebiyatı sözcükleri Anadolu'da görülen ve tasavvuf din temeline dayanan edebiyat için kullanılır. Evet, te tekke ve tasavvuf edebiyatı din temellidir. O zaman gittim. Ancak bu edebiyatın ilk temsilcisi Anadolu'da değil, Orta Asya'da yaşamış olan Hoca Ahmet Yesevi sayılmaktadır. Elbette doğru. Dolayısıyla da başlangıcı 10. yüzyıla kadar iner. Hayır, tekke ve tasavvuf edebiyatı arkadaşlar yaklaşık 13. yüzyıl civarlarında bir başlangıç gösteriyor. Yani bu başlangıç yanlış bir başlangıç. Ama devamına bir bakmak istiyorum. Bilen İslamiyet'i kabulünden sonra ona paralel biçimde yılan teke ve zaviyeler yoluyla doğmuş, gelişmiş ve yaşamıştır doğru. Fena fillah vahdeti vücut gibi bazı inanışlar bu şiir anlayışına karşımıza sıkça çıkar. Bu da doğru bir bilgi oluyor. Evet artık ikideyiz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demişiz. Dini tasavvufi halk şiirinde Allah'la dinle ahlak ilgili şiirlere ne deniyor? İlahi değil mi? Genellikle Allah'ın birliğini, ihtişam ve kudretini telkin eden şiirlerdir. Hem hece hem de aruz vezinin kullanıldığı bu şiirler çeşitli tarikat çevrelerinde farklı isimlerle bilinirler. Yunus Emre, Kaygusuz Abdal ve Hacı Bayramı Veli de en önemli temsilcilerindendir ama tabi ilahi deyince akıllara Yunus Emre geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla Ezgi şeklinde de söylenmesi önemli değil mi? Bestelendiğini de bilmekte fayda var. Daha çok Ramazan ayında görmüyoruz oluyorsunuz. Üçüncü sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi dini tasavvufi halk ile ilgili değildir demişiz. Bakalım hemen. Son derece farklı inanışlara sahip şairlerce temsil edilmiştir. Evet, farklı inanışlar olabiliyor dini tasavvufi halk edebiyatında. Şiirlerin didaktik ve lirik özellikler taşıdığı söylenebilir. Evet, bir eğitici öğreticiliği de var ancak bir lirizm yani sevgi de görmüş oluyorsunuz. Bağlama dışında ney, def, kudüm gibi çalgıların da kullanıldığı görülmüştür. Evet, doğru. Önceleri çok ağır başlayan değil. Yüzyıllar içinde sadeleşmiştir. Hayır biz tasavvuf edebiyatına zaten halk edebiyatının bir kolu olduğu için hep bir sadelik görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabınız ne oluyor? Denizli seçeneği olmuş oluyor. Edirne'ye de bakalım ama. İslam mistisizmine dayanır ve temelini yaratılış naziresiyle oluşturur. Nazariyesiyle oluşturur. Bu da doğru bir bilgi oluyor. Evet dördüncü sorumuzdayız. Artık hemen şöyle bir Bakalım dörde ne demişiz? Hacı Bayram Veli'nin bu dizelerinden yola çıkılarak tek şiiriyle ilgili hangisine ulaşılamaz demişiz. Bakalım hemen ne oldu bu gönlüm ne oldu bu gönlüm derdugamınla doldu bu gönlüm yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm yanmada derman buldu bu gönlüm. Gerçi ki yandı gerçeğe yandı, rengine aşkın cümle boyandı. Kendinde buldu, kendinde buldu. Matlabını hoş buldu bu gönlüm. El fakru fahri, el fakru fahri demedi mi alemlerin fahri? Fakrını zikret, fakrını zikret mahvu fena da buldu bu gönlüm. Bayramı imdi, bayramı imdi. Bayram edersin yar ile şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar Yair, yar ile, bayram kıldı bu gönlüm. Ne yapıyoruz? Hacı Bayram Veli'nin olduğunu zaten bayram sondaki o mahlastan da anlıyoruz. Tapşırma diyoruz biz halk edebiyatında bunu. hecenin 7 8 11'li kalıpları yaygındır ama biz burada arkadaşlar sadece bu dizelerinden yola çıkarak bunu söyleyemiyoruz. Çünkü burada bakın bir sayalım isterseniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yani bir onlu hece ölçüsü görmekteyiz. Dolayısıyla bu kalıp direkt uymuyor ama tekrar sanatını görüyoruz. Hep böyle yanda bu gönlüm ifadelerinin tekrar ettiğini görüyoruz. Gidiyor. Mahlas kullanma geleneği ama biz tabii ki e, tapşırma diyoruz halk edebiyatında buna o yüzden bu da gidiyor. Redif ahenk unsurları var çok fazla. Aslına bakarsanız zaten kafiye ve redif kullanıldığını o okurkenki müzikaliteden anlıyorsunuz. Dilin çok olduğu söylenemez. Evet hemen hepimizde anlaşılabilir bir dil olduğunu görüyoruz. Bu da gitmiş oluyor arkadaşlar. Evet 5'e bakalım hemen. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir demiş. Hemen bir bakalım. Tasavvuf, İslam dininin doğuşundan 200 yıl kadar sonra İslam dininin esaslarına dayanarak gelişen felsefi bir akımdır. Dini tasavvufi Türk edebiyatı, İslamiyet'in ve tasavvufun etkisiyle ortaya çıkmıştır. İslamiyet'in kökleşip yayılmasında büyük etkisi olan tasavvuf, zamanla eserlerde de işlenmiş. Din ve tasavvuf, edebiyat aracılığıyla yayılmaya çalışılmıştır. Bu anlayıştakilere Gülşeniler ne diyordu arkadaşlar? Tasavvuf inancı, Gülşeniler'de ne diyorduk? Tapu diyorduk değil mi? Evet, Gülşenilerde yani ilahinin karşılığı aslına bakarsanız tapu Ama Halvetiler ise ne diyordu? Durak diyordu. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Evet, Bursa seçeneği olmuş oldu. Aslında mesela hiç bilmiyorsanız bile birkaç şık eletiyor bakın Şathii e, inançlardan teklifsizce alay etmek, değil mi? Devriye devir kuramayı Allah'tan geldik yine Allah'a döneceğiz şeklinde aslında birkaç şık elemiş oluyorsunuz ama tabi biraz net bir bilgim olmuş oldu. Peki, 6. sorumuzla devam edelim hemen ne demişiz? Bir ilahiden alınmış olamaz. Biz burada aslında ne diyeceğiz? İlahi dediğimiz zaman hem böyle bir müzikalite de görmüş olacağız. Ancak orada bir tekrirleri de görebiliriz. Bakalım şimdi. Yunus Nuşe ile belayı, yürü maksudun dileği, inleyü ben hem ağlayı, yalvar kur, kul Allah'a yalvar. Bakın zaten Yunus Emre'nin orada bir mahlas kullanmasından anladık gitti. Mecnun oluban yürürüm, ol yare düşte görürüm, uyanır melul olurum, gel gör beni aşk neyledi. Bu zaten Yunus Emre'nin çok bilindik bir hikaye şeydir, ilahisidir arkadaşlar. Gel gör beni, beni aşkın eyledi falan şeklinde devam eder. Buradaki esas Maksat aslında o kafiye ve rediflerin oldukça fazla olması. Bir de ölçüden de bulabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'li hece ölçüsü. Bazen tabii 11'li de kullanılabilir. Kimler yiyip kimler içer, hem melekler rahmet saçar. İdris nebi hülle biçer, diker Allah deyiduyu. Hep böyle şey göreceksiniz aslında. Allah aşkı değil mi? Allah sevgisi, peygamber sevgisi, din sevgisi. Bakın bunu gördüğünüz anda ilahi diyebilirsiniz. Aslında anahtar noktamız, referans noktamız bu da olabilir. Bakın Adana'da Allah ifadesi yine. O gel gör beni aşk neyle derken orada bir tasavvufi aşktan bahsediyorum. Dolayısıyla bunlar da gitmiş oluyor. Yere göğe sığmayan bir müminin kalbindedir. Katremin içinde ummanımdır Allah Hudiyan bakın her kişiye kendinden akrep olan dost zatıdır. En niyazi dilde mihmanımdır. Allah Hudiyan bakın yine Allah ifadesini görüyorsunuz. O zaman cevabınız Edirne oluyor. Yüksekler dağlı meşeli enginler beyli paşalı reyhani aşkı düşeli döker yaşlar gece yatmaz. Burada normal bir aşk artık ve daha böyle net aslında daha kısa ve o lirizmin görüldüğü bir şiir görmüş oluyoruz. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği oluyor. Daha böyle Allah ifadesinin dediğimiz gibi dinsel kavramların geçtiği ifadeler bize ilahiye götürmüş oluyor arkadaşlar. Evet. 7. Evet, sorumuza hemen bir bakıyoruz bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş bakalım hemen dervişlik hakilik başka söz yoktur bektaşilik özdür başka öz yoktur maverayı gören gayrı göz yoktur gönülden güzele tecelli eder bakın bektaşi tarikatını övmek aslında değil mi birazcık bunu görüyorsunuz bektaşilik özdür başka öz yoktur bektaşilik tarikatı nerede övülüyordu bir onu hatırlayabiliriz bir referansımız bu olabilir devam ehli beyte candan bağlı olan olanlar, varını vermekte zevki bulanlar, Ali dolusundan gönlü dolanlar, bülbül olur güle tecelli eder. Saki bize gel sun kevseri aşka, yağda getir de ver dilberi aşka, tarhan tekrar eder herden bu meşki, alim gelir dile tecelli eder. Bakın aslında orada bir bektaşiliği övme deyince aklımıza nefes geliyor arkadaşlar. Nefeslerde biz bektaşiliği ölmüş oluyoruz ama tapu, şatiye, durak ya da devriye diyemiyoruz. Evet, artık 8. sorumuzdayız. Hemen şöyle bir temizleyelim sayfamızı. Devam edelim. Bu tarz sorular geliyor. Mesela bir şiir verip işte bu nereden alınmıştır tarzında sorulara bir dikkat kesilelim lütfen. Bu dörtlüklerde aşağıdakilerden hangisine özgü özellikler ağır basmaktadır demiş. Hemen bir bakalım. Hak mimarım oldu kuruldu binam. El ayak parmaklar yapıldı tamam. Dokuz ay dokuz gün olunca hitam. Vakt işte bu cihana yetiştim. Bakın dokuz ay dokuz gün yani dünyaya gelme değil mi? İşte muhtemelen Allah'tan geldim. Yine ona döneceğim şeklinde bir ibare var ama devam edelim edelim. Dertli haktan notuk geldi dilime. Hatarikattan bir yol geçti elime. Şeriattan su bağlandı gülüme. Katreydim bir ummana yetiştim. Evet gördüğünüz gibi aslında o Allah'tan gelip tekrar Allah'a dönme. Dolayısıyla o devir kuramını görüyorsunuz. Ve bu da sizi devriyeye götürmüş oluyor arkadaşlar. Evet 9'a bakalım. Hemen bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler yanlıştır demişiz. Şatiyeler Tanrı ile şakalaşır gibi rahat bir üslupla yazılmış şiirlerdir. Evet, Tanrı ile bir alay etme var arkadaşlar. Gittim. Bazıları zahiren dinle inançlarla alay eder gibi yazıldığından onları küfür olarak görenler olmuştur. Ancak tam o küfür değildir. Mesela Kaygusuz aptalın çok fazla şatiyesi vardır. Ancak çok inançlı biridir. Biz ilk bakışta böyle küfür gibi görüyoruz. Daha doğrusu inançlarla böyle bir alay edercesine bir hava seziyoruz ancak değil. Bu da gittim şatiyeler arası ölçüsünün ve beyit nazım biriminin zorunlu olduğu nazım biçimidir. Hayır. Şatiyeler halk edebiyatının bir ürünüdür. Hece ölçüsü kullanıyoruz ve dörtlük kullanıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bu yanlış bir bilgi. Dörde bakalım. Alevi Bektaşi şairlerce daha çok tercih edilir. Evet. Kazak Abdal ve Kaygusuz Abdal'ın bu tarz şiirleri vardır. Evet bu da doğru bir bilgi olmuş oldu. 10. sorumuza hemen bir bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde belirtilenler nutuk ile ilgili olamaz demiş. Tarikata yeni girmiş müritlere tarikatın adab ve erkanını anlatan şiirlerdir. Evet nutuklar aslında nutuk zaten söylev demek ya size herhangi bir konuda işte bir tarikatın adabı ya da herhangi bir noktada bilgiler verecek ve öğretici nitelikte olacak gitti. Divan edebiyatından aşık ve tekke edebiyatlarına geçmiştir. Hayır. Çok net bir şekilde dini tasavvuf halk edebiyatında doğmuş bir türdür arkadaşlar. Dolayısıyla divan edebiyatından geçme vesaire yok. Ama diğerlerine bakıyorum. Belki CD'yi, E'yi işaretlediniz. Bir görelim. Bu şiirler tarikatın ileri gelen mürşitlerinin ağzından söylenir. Evet işte o mürşitler tarikata yeni gelenlere aslında o adabı öğretiyorlar. O adabı muaşeret kurallarını öğretiyorlar. Nutuklarda bu da gittim. Daha çok koşma hızım şekliyle söylenir. Didaktik karakterdir. Evet o koşmayı net bir şekilde görüyoruz ve didaktiktir. Gitti. Yola yeni girmiş bir müridi sade bir dille bilgilendirme esasına da dayalıdır diyoruz. Bu da doğru bir bilgi olmuş oluyor. Devam edelim test 26'dayız artık. Güzel bir şekilde aslında boşlukları da bir doldura doldura bir ilerleyelim. Ne demişiz? Bu parçanın başında boş bırakılan yere hangisi gelmelidir demişiz arkadaşlar. 18. yüzyılın belli başlı tasavvufçu şairlerindendir. Marifetname isimli eseriyle meşhur olmuştur. Çok önemli biliyor musunuz? Geçen gün bir programda gördüm. Marifetnameyi tanıtıyordu. Hatta işte 50 kişiye vereceğiz falan şeklinde. Güzel bu tarz programların yapılması da kitap hediye edilmesi biraz sonra konuşacağım biraz daha bilgi vereyim arkadaşlar. Divan'ın başında kaside şeklinde manzumelerinde Allah, peygamber ve ilahi aşkı anlatmaktadır. Başka bir eserine kendisi ilahiname adını vermiştir. Eserde bir münacat 8 kaside 360 gazel bulunmaktadır. Marifetname Erzurum'da İbrahim Hakkı'nındır. Biraz da böyle yıldız ilminden falan da bahseder. Aslında tabii bazılarınız bazen ben söylüyorum işte burçlar vesaire şeklinde ama bazılarınız inanmıyor. Ancak burada Kur'an-ı Kerim'de geçmiş hallerini veriyor Erzurumlu İbrahim Hakkı. İnsanların burçlarına göre nasıl giyinmeleri gerektiği ya da işte nasıl ne, nelerden hoşlanırlar hangi taşlar e, onlara uygundur vesaire ama dediğim gibi yıldızname ilmini çok bilmiyorum bu arada e, biraz daha onun e, Kur'an-ı Kerim'de geçen boyutuyla anlatılan bir eser zaten söylediğimiz gibi tabii ki Allah peygamber ilahi aşkı vesaire de anlatıyor ama marifetnameyi ben bir bölümünü okumuştum kütüphaneden almıştım çünkü çok kalın bir kitap ve o zamanlar bizim zamanımızda yani üniversiteye okurken çok ulaşmak kolay değildi hocamız da bahsetmişti. Ancak tekrar böyle bir alıp okumayı istiyorum. Şu an bakmıştım o programda gördükten sonra bence sizde böyle bir el, belki elinizde de vardır, bilemiyorum okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya aittir diyoruz. Devam edelim hadi. İkinci sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi bu dörtlüklerin yansıttığı şiir ve edebiyat anlayışıyla eser veren sanatçılardan biri değildir? Evet, önce bir anlayışı göreceğiz. Ondan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bir çıkarım yapacağız, birkaç anahtar kelimeyle ölçeceğiz. Tende canım canda cananımdır Allahu diyen. Dilde sırrım sırda sübhanımdır Allahu diyen. Desti kudretle yazılmış yüzüne ayatı hak. Gönlümün tahtında sultanımdır Allahu diyen bir tasavvuf görüyorum. Demek ki tasavvufla ilgilenen şair göreceğim değil mi burada? Bir dinle ilgili tasavvufla ilgili anlatan, tasavvufu anlatan, tasavvufu eserlerine işleyen şairleri eleyeceğim daha doğrusu. Çünkü değildir demiş. Bir kere Hacı Bayramlı Veli kesinlikle dini tasavvufi halk edebiyatı şairidir. Kaygusuz, aptal yine şatiyeleriyle ünlüdür. Ancak dini tasavvufi halk edebiyatı içerisinde de değerlendirilir o şatiyeler dedik ya. Belki siz orada inançlardan alay ediyor gibi görebilirsiniz. Ancak değildir dedik. Eşrefoğlu Rumi ve Niyazi Mısri de yine e, tasavvufla ilgilenir. Ama Hoca Dehani'de bunu göremiyorsunuz arkadaşlar. Hoca Dehani zaten şu özelliği meşhurdu hatırlayın. 13. yüzyılda biz hatırlıyor musunuz? Ham kodlamalı, hams kodlaması ile kodlamıştık bunları ve Hoca Dehani demiştik. Ham yani e, dinle de bir ilgisi yok. E, kendisinin ismi hoca diyebilirsiniz ama dinle as asla ilgisi yok. Böyle sözde hocalara benzetmiştik. Hatta o benzetmeyi belki hatırlarsınız. Ama şöyle aklınızda kalsın. Belki şu an ilk defa izliyorsanız beni. Hoca Dehani dediğimiz zaman isminde bir hoca ibaresi var ama kendisinin hocalıkla bir alakası yok. Dolayısıyla bunu onun yazması imkansız. Güzel bir soru değil mi? Bu tarz sorular sormayı seviyorlar. Gidip de size Hoca Dehani'nin eserleri. Yok Hoca Dehani kimdir falan filan sormuyor. Şiir verip sen o sanatçıyı tanıyor musun o şiirden bir çıkarım yap bakalım ondan sonra o sanatçıya bir yansıta yansıta ilerle bunu istiyor sevmi. o yüzden benim de sorularımda bu fazlaca yer kaplıyor zaten görüyorsun hadi devam edelim bu parçada altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir demişiz arkadaşlar bakalım şimdi o Kırşehir yöresindeki Suluca Karayöğü'ye yerleşmiş. Orta Anadolu'yu dolaştıktan sonra Anadolu kültürünü, Anadolu insanının gelenek ve göreneklerini özümseyerek yeni bir bilim ve öğretim merkezi kurmuştur. Anadolu'ya gelişi Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi, ekonomik ve kültürel düzeninin bozulduğu yönetimde bölünmelerin ortaya çıktığı bir devre rastlamaktadır. Eserini vermiş daha kolay çıkaracaksınız şimdi. Makalat, Kitabul Fevayit, Şatiye ve Besmele Tefsiri isimli eserlerinin olduğu bilinmektedir. Ama makalat daha da öne çıkmıştır. Hacı Bektaşı Veli diyorsunuz arkadaşlar. Makalat eşittir Hacı Bektaşı Veli. Çok önemli bir eseridir diyebilirsiniz. Evet dörtle bir devam edelim hemen. Ne demişiz hemen bir bakalım şöyle aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre ile ilgili belirtilenlerde yanlışlık söz e, konusudur ya hangisinde Yunus Emre ile ilgili bir yanlışlığa yer verilmiştir. Tüm şiirlerinde Allah'a ulaşma çabasıyla duyduğu mutluluk ona kavuşma isteğinin coşkusu ve kavuşamamının verdiği acı vardır. Doğru zaten dini tasavvufu halk edebiyatının önemli temsilcilerindendir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağıldığı, Anadolu'da çeşitli Türk beyliklerinin oluşmaya başladığı yıllarda doğmuştur. Doğru. Tasavvuf edebiyatının gelmiş geçmiş en önemli şairi sayılır. Kendisinden sonraki tek şairlerinin tamamına örnek olmuştur. Doğru. İlahi adını verdiği şiirler Hoca Ahmet Yesevi'yi etkilemiş ve ona hikmet adını verdiği şiirleriyle onunkine benzeyen şiirler yazmıştır. Hayır. Aksine kendisi Hoca Ahmet Yesevi'den etkileniyor arkadaşlar. Tam tersi diyebilirsiniz. Ama Yunus Emre'nin böyle bir etkisi yoktur diyoruz. Çağ hakim olan düşünüş biçimini ve kültürü konuşulan dille yalın akıcı bir söyleyişle dile getirmiştir. Bu da doğru bir bilgidir. Evet beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir demiş. Hadi bir birlikte bakalım. Yunus Emre'nin dini nasihatler içeren mesnevi türünde Türkçe eseridir. 1307-1308 yıllarında yazıldığı tarih düşme sanatıyla belirtilmiştir. Nasıl Nasihatname türünün Anadolu'daki ilk örneklerindendir. Geçen sene sınav sorusuydu ve yakaladığım bir soruydu zaten. Risaletin Musi'ye. Zaten Mus nasihat demek. Ziya Paşa'nın şöyle bir sözü var. Nus ile uslanmayanı etmeli tektir. Tektir ile uslanmayanın hakkı, hakkı kötektir diyor. Yani o nasihati bize net bir şekilde vermiş oluyor arkadaşlar. Evet altıncı sorumuzdayız artık. Yukarıda bazı özellikleri verilen teke şairi kimdir demiş. Bakalım şimdi. 16. yüzyılın başlarında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Banaz köyünde doğduğu tahmin edilmektedir. Sivas'ın Yıldızeli önemli aslına bakarsanız. Hepsini bilmek zorunda değilsiniz ama bu sanatçı için bilelim. Kendi mısralarından asıl adının Haydar olduğunu anlıyoruz. Alevi bektaşi bir şair kendisi. Şiirlerini coşkulu bir dille söylemesi ve halkı ilgilendiren konulara yer vermesi önemli. Alevi Bektaşi Ozanı'dır. Az önce söyledim zaten ve Hızır Paşa tarafından idam ediliyor. Hızır Paşa tarafından idam edilen Pir Sultan Abdal'dır arkadaşlar tamam mı? Pir Sultan Abdal'dır. Önemli bir sanatçımızdır yine. Evet, yedinci sorumuzdayız. Artık bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisine aittir demişiz. Hemen bir bakalım. Müzekini nüfus Anadolu'da 8. yüzyıldan beri gelişen tasavvuf cereyanının en önemli eserlerinden biridir. Aslında eserden direkt çıkarabiliriz değil mi? Müzekini nüfus da uzun zaman oldu sorulmayalı. Böyle bir soru gelebilir mi acaba müzekini nüfustan? Bir dikkat edelim mi? Sadece zaten devamında işte şair. Gelelim yine aklımızda da kalsın başka noktaları eserin ama çok önemli zaten. Sen direkt şaire gitmemiz gerekecek. Şair kitabı mukaddemesinde eserini halkı doğru yola sevk etmek için bilhassa Türkçe olarak yazdığını belirtir. Özellikle bu eseriyle Orta Asya'dan gelip Anadolu topraklarını yurt eden, edinen Türklerin tasavvufu benimsemesinde asırlar boyunca önemli bir rol oynamıştır. Çeşitli kütüphanelerde pek çok yazma nüshası bulunan eserin eski ve yeni baskıları vardır. Müzekini nüfus demek arkadaşlar sizi Eşrefoğlu Rumi'ye götürmesi gerekiyor. Bakın çok önemli tekrar söylüyorum Eşrefoğlu Rumi, Müzekini nüfus diyorsunuz. Önemli bir bilgi. Evet bence yıldızlansın bu soru. Bakarsınız gelir. Hadi devam. Yunus Emre ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bakalım. Nesir alanında eser vermemiştir ya da böyle bir eser varsa bilinmemektedir. Evet Nazım asıl alanında zaten bir şair kendisi doğrudur. Tapduk Emre dergahında yetişmiş ve onun etkisiyle tasavvufa yönelmiştir. Doğrudur. Hece ölçüsünün yanında arız ölçüsüne de yer yer kullanıyor. Çok değil ama Aruz'a da yer veriyor. Bunu da alırsınız. Dolayısıyla 1 2 ve 3 bizim cevabımız olmuş oluyor. Evet, 9'a bakalım. Artık yukarıda bazı özellikleri verilen tek şairi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Asıl adı Alaaddin Galbi'dir. Alanya Beyi'nin oğludur. Alanya Bey'inin oğludur. Şatiye türü deyince aklımıza o gelecek. Az önce konuştuk ama yine bakalım. Hacı Bektaş Veli'nin torunu Abdal Musa'nın dervişidir ve Bektaşi şairlerindendir. İşte kaygısız Abdal. Şatiye deyince akıllara gelsin olur mu? Ee, i̇nançlardan teklifsizce alay etmesi kaygısız Abdal'ın önemli bir özelliğidir diyebilirsiniz. Evet hadi bakalım artık 10. sorumuzdayız. Çok çok iyi gidiyoruz. Bu kampa şöyle Son dakikalara kadar katılmak gerçekten çok kıymetli arkadaşlar. Şimdi böyle sorudan, böyle konudan konuya atladım ama o aklıma geldi birden. Bir sonraki gün yaparım değil, günü gününe de gelir gelmez hemen hop videoyu kapıyorsunuz tamam mı? Hadi devam. Bu parça numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler yanlıştır demiş bu parçada. Bakalım. Hacı Bayram Veli Ankara'da. 1345-1432 yılları arasında yaşamış önemli bir tek işlerdir. Zaten şu yılları size hani yanlıştır diye vermez. Belki 100 yılı verebilir. Tamam mı? Doğru bu bilgim. O, Mevlevilik tarikatını kurmuş ve ilkelerini belirlemiştir. Hayır, Bayrami, Hacı Bayramı Veli, Bayramiye tarikatını kuracak arkadaşlar, tamam mı? Mevleviliği kuran kimdi? Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'ti. O zaman bu yanlış bir bilgi, direkt 10. sorumuzun cevabı Bursa olmuş oluyor. Hadi 11'deyiz artık. Bu parçada söz edilen tek edebiyatı temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir demişiz bakalım. İstanbul'da padişahlarla şey halka mürşit olmuştur. Arapça ve Türkçe 30 kadar eseri vardır. Yalın bir dille ilahiler yazmıştır. Devlet büyüklerine Türkçe yazdığı mektuplardan oluşmuş. Mektubat adlı yapıtı en tanınmış eseridir. Genç Osmandan hacca gitmemesini istemiş ancak padişah onu dinlememiş ve zindanda boğdurulmuştur. Bu önemli bir bilgi arkadaşlar. Aziz Mahmut Hüdayi hatta Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin e, türbesi Üsküdar'da. E, bize çok yakın ben Çengelköy'de oturuyorum biliyorsunuz ki e, sık sık da böyle ziyaret ettiğim bir türbe. Hatta şunu anımsıyorum. E, bu türbeyi ziyaret ederseniz işte bo boğulma yani boğularak ölmezsiniz vesaire böyle yazıyor işte türbelerde. E, Hazreti Yuşa'da da vardı sanıyorum. Bu tarz yerlere gidin böyle bir değişik hissediyorsunuz en azından. Neyse bunu daha sonra detay konuşuruz ama. Burada arkadaşlar mesela ben şuradan çıkarım yaptım. Hani dedi ya genç Osman'dan hacca gitmemesini istenmiş ancak padişah onu dinlememiş. Yani hani böyle bir Aziz Mahmut Hüday böyle bir şeyde bulunmuş ama dinlemediği için boğdurulmuş. Dolayısıyla o türbede yazılanlar da belki bununla alakalıdır diye şu an yaptığım bir çıkarım. Ama dediğimiz gibi mektubat adlı yapıtıyla da tanınmış. Tabi diyeceksiniz ki hocam Mevlana'nın da mektubatı var. Ancak burada diğer bilgilerden çıkarıyoruz değil mi? Mesela İstanbul'da padişahlarla şey, halka mürit olması vesaire orada onu diğerlerinden ayırmış oluyor. Evet, 12'deyiz artık parçanın sonuna. Aşağıdakilerden hangisi getirilemez diyoruz. Hemen bir bakalım. Tasavvuf edebiyatı şairleri yalın bir dille, hece ölçüsüyle ya da aruzun heceye yakın yalın kalıplarıyla eserler vermişlerdir. Şimdi tasavvuf edebiyatı şairleri. Bu edebiyatın düz yazı biçimini ise evliya menkıbeleri, efsaneler, masallar, fıkralar, tarikat büyüklerinin yaşamlarını konu alan yapıtlar oluşturur. Arapça-Farsça sözcükler halk edebiyatının en çok bu bölümde kullanılmıştır. E, o yüzden daha tasavvuf olmayan tasavvuf şairi olmayan birine biri bizim cevabımız olacak arkadaşlar. Bunların bir bölümü tasavvuf terimleridir. Bu geleneğin temsilcilerinden biri de Hüday'dır diyebilirsiniz, değil mi? Türabidir diyebilirsiniz. Kul Himmettir diyebilirsiniz. Bakın zati tasavvufla ilgilenmiyor arkadaşlar. Ee, dolayısıyla cevap zati olmuş oluyor. Evet. Peki biraz zor bir soru ama yine de böyle bir e, akıllarda bulunsun. Peki test 27'deyiz. Artık halk edebiyatını karma bir şekilde işleyeceğiz ama biz her e, şöyle bir suyu Değil mi? Bir su molası arkadaşlar. İhtiyaç molası. Evet siz de içiniz lütfen. Su içmeyi bazen unutuyorum. Eğer siz de unutuyorsanız videonun bu kısmını durdurup hemen bir içeriye bir gidin. Bir dinlenmiş de olursunuz arkadaşlar. Bayağıdır burada çalışıyoruz. Hemen bir suyunuzu alın. Birlikte içelim. Karşılıklı olsun. Hadi bakalım. Test 27'deyiz. Tabii halk edebiyatını artık e, nihayet erdireceğiz. Bugün 5 test çözüyoruz sanıyorum. Nihayet ermiş olacak. Hadi bakalım. Evet, devam. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler yanlıştır demiş arkadaşlar. Şöyle düzeltelim. Gelin bir birlikte bakalım. Halk edebiyatı, halkın edebi zevkini karşılamak için sözlü olarak ortaya konan, kendine özgü bir dili ve üslubu bulunan edebiyat kolu şeklinde tanımlanabilir. Doğru. Türk halk edebiyatının başlangıcı İslamiyet öncesine kadar uzanır. Evet, İslamiyet öncesinde bir başlıyor, sonra İslamiyetle birlikte aslında gelişiyor ve ilerliyor. Divanü Lügati't Türk'te bugünkü halk edebiyatı ürünleriyle benzerlik gösteren birçok parça vardır. Doğru. Ayrıca Kutatku birlikte Sagu ve Koşuk örnekleri yer almaktadır. Hayır, Kutatku birlikte Sagu örneği görmüyoruz arkadaşlar. Bir ağıt örneği görmüyoruz. Cevabımız Denizli. 5'e bakalım. İslamiyet'in kabulünden sonra İran ve Arap edebiyatı etkisine rağmen halk edebiyatı devam etmiştir. Doğru. Yani İslamiyet kabul ediliyor. Tabi Divan edebiyatı da var ama Divan edebiyatı İstanbul'da devam ederken halk edebiyatı hala Anadolu'da devam etmeye devam ediyor. Evet 2'den devam edelim. Parçada boş bırakılan yere hangisi getirilemez dedik. Hemen bir bakalım. Aşk edebiyatı asırlar boyunca Türkçe konuşulan her yerde yaşamış ve yayılmıştır. Bu anlayışın eserlerini de manzum ve mensur ürünler olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Nazım biçimlerine göre aşk edebiyatı ürünleri ne dersiniz arkadaşlar? Bakın nazım biçimi diyor. Koşma semai destan varsa nazım biçimidir. Ama koçaklama artık koşmanın bir alt türüdür değil mi? Koşma koçaklama, güzelleme, e, taşlama ve ağıt. Dolayısıyla bunu getiremezsiniz buraya. Nazım biçimi olmadı çünkü. Evet. 3'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen ozanlarla ilgili olamaz demişiz. Bakalım şimdi. Köy ozanları ya büyük kültür merkezlerinden uzakta kalmış ya da oralardan geçmişlerse bile özgünlüklerini meydana getiren şeyleri yitirmeyecek denli az kalmışlardır oralara. Oralarda bunlar sanatlarını köy odalarında, düğün gibi toplantılarda ya da kültür bakımından daha çok köylü kalmış, köy ileri gelenlerinin, ağların, beylerin evlerinde gösterirler. Tamam. Hazırlıksız şiir söylerler çünkü bir doğaçlama, değil mi? Kendilerine özgü bir şeyleri var. Bu ilişkisi vardır. Evet bu köy ozanlarında diğer diğer dolaşırlar sanatını bağlama ile sürdürürler ama aruzu tercih etmezler arkadaşlar. Heceyi tercih ederler. Adı üstünde köy ozanı aruzla ne ilgisi var bence diyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet artık dörtteyiz. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demişiz. Hemen bir bakalım. Uzunca parçalardır. Dörder dizelik hanelerin sayısı 80'i yüzü bulabilir. Buna karşılık 10 haneyi aşmayanlar da vardır. Bunlar askeri, siyasal, toplumsal önem taşıyan bir olayı. Örneğin bir komutanın kahramanlıklarını, başarılarını, bir su baskını, bir haydudun zulmünü anlatır. Zaten uzunca bir parça deyince aklınıza hemen destanlar gelsin arkadaşlar. Milletlerin hayatında oluşan çeşitli olayları anlatırlar. Evet 5'e bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler yanlıştır demiş. Bakalım şimdi. Güzellemeler genellikle güzelliğin ya da özellikle bir güzelin örgüsünü yapan şiirlerdir. Doğru. Bu lirik parçaların ana konusu sevgidir, aşktır. Doğru. Ancak insanlara yapılan her türlü övgü, kısacası duygusal bir hava taşıyan her türlü şiirsel yaratı güzelleme sayılır. Evet. Dörtlük sayısı en az üçtür, Evet. Tek işaretlerin en çok kullandığı nazım türü falan değildir. Güzellemeler aşık edebiyatında kullanılır arkadaşlar. Dini tasavvuf halk edebiyatında güzellemenin ne işi var? Sev yani bir gerçekten bir sevgili değil. Orada Allah aşkı var. Dolayısıyla güzelleme görmüyoruz. Altıdayız artık. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen ozanlardan biri olamaz demişiz. Bakalım şimdi. 19. yüzyılda aşıklar büyük şehirlerde bu arada imparatorluğun başkentinde gitgide artan ölçüde sevilmiş tutulmuştur. Sultan II. Mahmut bile bu halk ozanlarına insah, ihsanlarda bulunmuştur. Ozanlar birlik olup örgütlenmişlerdir. Sanatlarını icra ettikleri kahveler büyük ün kazanmıştır. Bu dönemde çok sayıda ünlü ozan vardır demiş. Aslında 19. yüzyıla ait olmayan ozanlar bizim cevabımız olacak. Erzurumlu Emrah, Bayburtlu Zihni, Dertli ve Seyrani 19 ancak Karaca olan değildir. Dolayısıyla cevabınız Bursa seçeneğidir diyoruz. 7'ye gelelim. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler halk edebiyatı ile ilgili olamaz demişiz. İçerik ve biçim yönünden İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatı geline ile benzer. Bu nedenle İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatının devam olarak kabul edilir. Doğru. Halk edebiyatı sanatçıları genellikle düzenli bir eğitim görmeyen, Halkın arasında usta çırak yöntemiyle yetişir. Evet 2'yi de elediniz. Önceleri din dışı şekilde başlamış. Hayır din dışı değil. As aksine halk edebiyatında hep dini kavramlar vardı. Dolayısıyla cevap Ceyhan oldu ama eleyerek bile çıkıyor fark ettiysiniz. Evet 8'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatı ile ilgili Belirtilenler yanlıştır demiş bakalım şimdi Dili oldukça yalındır dönemin konuşma dilidir doğru Nazım birim olarak dörtlük tercih edilmiştir doğru Şiirler hece ölçüsüyle söylenmiştir evet Aşk ölüm hasret doğa yiğitlik gibi konular işlenmiştir Sözlük eline dayandığı için daha çok zengin uyak Hayır anonim halk edebiyatında arkadaşlar biz zengin uyak görmüyoruz Daha çok yarım uyak görüyoruz tamam mı? yarım uyak görüyoruz. Biz zengin uyağı daha çok divan edebiyatında görürüz. O zaman cevabımız Edirne. Çünkü zengin uyak demek adı üstünde zengin bir dil. Biraz daha böyle imgelerin falan kullanılması gerekecek. Evet 9'a bakalım hemen. Aşağıdakilerin hangisinin başında boş bırakılan yere tekke edebiyatı sözü getirilemez demiş. Tekke edebiyatı sanat yapmayı değil dini tasavvufi düşünceyi yaymaya amaçlar doğru. Tekke edebiyatı temsilcilerin tamamı divan şiirine de ilgi duymuş ve ondan etkilenmiştir. Hayır divan şiiri yok burada. Tekke edebiyatı demek sadelik, yalınlık, açıklık demek. Diğerlerine de bakalım ama. Aşık geleneğine göre kısmen daha ağır bir dil. Biraz daha ağır olabilir. Çünkü artık böyle tasavvuf terimler kullanacaklar ya. O yüzden biraz ağır olabilir. Sıkıntı yok. Ee, Hoca Ahmet Yesevi olarak görülmektedir. Doğru. Allah, insan, felsefe, doğruluk, ibadet gibi konular ile karşımıza çıkar. Bu da doğru bir bilgi oluyor. Evet 10. sorudayız artık. Bu parçada altı çizili sözün yerine... Aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Bu edebiyatın eserlerini tam olarak kavrayabilmek, din ve tasavvufla ilgili terimleri, efsaneleri, mecazları bilmek ile mümkündür. En yaygın tür ilahiler ve ilahi koşmanızım şeklinin bir farklı versiyonudur. E Ilahine neredeydi? Tekke edebiyatındaydı, dini, tasavvuf halk edebiyatındaydı. O zaman cevap ne oldu? Adana seçeneği olmuş oldu. Hadi artık 11'deyiz arkadaşlar. Şöyle bir küçültelim. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde belirtilenler yanlıştır demişiz. Bakalım hemen. Yunus Emre gibi bazı sanatçılar aynı eser içinde hem arıza ölçüsünü hem hece ölçüsünü bir arada kullanırlar. Evet kullanabilirler demiştik. Yunus Emre özellikle kullanıyordu. Terki edebiyatında Allah sevgisi Hazreti Muhammed'e bağlı Hazreti Ali'ye duyulan sevgi doğru. İnsani değerler dünyanın geçiciliği, nefsin kötülüğü, ahlak değerleri gibi konular işlenmiştir. Doğru. Bazı sanatçılar Allah'a ulaşma yolunda çekilen çileleri dile getirirken Bazıları milliyetçilik düşünce sayıcı. Milliyetçilik nerede? Divan edebiyatı şeyde miyiz? Milli edebiyatta mıyız? Hayır, Tanzimatta mıyız? Hayır. peki edebiyatında böyle bir durum yok arkadaşlar. Evet, artık 28'deyiz ve halk edebiyatının karmasıyla devam ediyoruz ama biz önce bir su içiyoruz. Sımalası. Su Suyumuzda yetsin. Bundan sonra iki bardak getireceğim çünkü yetmiyor arkadaşlar. Konuşurken nefes almadan konuşuyorum sanırım. Bir öğrenci yazmıştı fark ediyorum ama onu kontrol edemiyorum sanırım çünkü e, biraz da böyle tabii ki çok da sıkılmayın diye bir saate de geçmesine hızlı da anlatmaya çalışıyorum hızlı da çözmeye çalışıyorum ama herhalde ondan kaynaklanıyor neyse artık arkadaşlar beni bu noktada da affedin evet hadi test 28'deyiz ne demişiz? Aşık şiirine ait bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır demişiz. Bakalım şimdi. Arif ol çekme fenanın zerre kadar mihnetin. Her kulun mevlası birdir ol verendir kısmetin. Görmek istersen Cenab-ı Kibriya'yın hikmetin. Her sefer vaktinde var deryaya bak da ibret al bak. Bir şey veriyor değil mi? Bir öğüt veriyor. İbret al ya diyor. Didaktik. Eğitici öğretici didaktik. 2'ye bakalım. Ne demiş? Karacaoğlan'a ait bu dizelerden yola çıkılarak hangisine ulaşılamaz demiş. Hemen bir bakalım. Koyun meler kuzu meler sular hendeyinde dolar ağlayanlar bir gün güler gamlanma gönül gamlanma. Yiğit yiğidin yoldaşı, at yiğidin öz kardeşi, sağlıktır cümlenin başı, gamlanma gönül gamlanma. Yiğit yiğide yad olmaz, iyilerde ham süt olmaz, bin kaygı bir borç ödemez, gamlanma gönül gamlanma. Somut bir edebiyat anlayışı olduğu için tabiat ögesinde kullanmış mı? Evet bakın koyun, meler, kuzular, meler diyor değil mi? Bir tabiat ögesi şöyle çizeyim. Evet burada gördünüz. Ozanlar irsali mesel gibi bazı sanatlara başvurmuş mudur? Evet ağlayan elbet bir gün güler. Yani bir atasözü de var burada. Yiğit yiğidin yoldaşıdır değil mi? Bunu da görüyorsunuz gitti. Sanatçılar halkın eğitilmesi için şiirlerde bazı öğütlere yer vermişlerdir. Evet gamlanma bir gün bunlar da geçecek demek istiyor. O zaman bu da gitti. Aşıklar şiirlerini özel ezgilerle söylemişlerdir. Bu edebiyat e, müzikle iç içedir. Ama biz burada bir müzikalite görmüyoruz tabii ki. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Cevap denizli ama diğerine de bir bakalım. Şiirde bir ya da birden çok dizenin hiç değiştirmeden tekrar edilmesi. Evet var sürekli gamlanma gönül. Gamlanma aslında o ahengi de sağlamak için yapılmıştır diyebiliriz. Evet üçüncü sorudayız artık. Ne demişiz bakalım. Hangisinden söz edilmektedir demişiz. 1931 yılında Sivas Lisesi Edebiyat Öğretmeni olan Ahmet Kutsi Tecer ve arkadaşları Halk Şairlerini Koruma Derneği kuruyorlar. Ahmet Kutsi Tecer anahtar kelimem. 5 Aralık 1931 tarihinde de 3 gün süren Halk Şairleri Bayramı'nı düzenliyorlar. İşte bu olay Ozan'ımızın hayatına bir dönüm noktası oluyor. Tecer onu bütün Türkiye'ye tanıtıyor. Zaman zaman umutsuzluk ve hiçbir hiçlik duygusuna kapılsa da büsbütün yaşama sar sarılmayı elden bırakmıyor. Yaşama anlama ve anlamlandırma çabası sürekli ağır basıyor. Görmese de gözleri halk şiirimizin belki son büyük efsanesi oluyor. Evet gözleri görmüyor. Sivri alan köyü, Sivas'ın sivri alan köyü ve Ahmet Kutsi Tecer tanıtıyor. Kim geliyor akıllara? Aşık Veysel Şatıroğlu geliyor arkadaşlar. Evet, 4 deyiz artık ama şöyle bir temizleyelim önce. Ne demişiz? Bu dizelerle ilgili hangisi yanlıştır demişiz? Arap at üstünde kaldı postumuz, ikrarından döndü mola dostumuz. Yarın bir gün kara toprak üstümüz, çürütür hey benli dilber çürütür. Yüksek olur Arap atın kaltağı, ıssız kalmaz koç yiğidin yatağı, yaklaşma kötüye değer eteği, geri dur hey benli dilber geri dur demiş. Evet, aslına bakarsanız böyle bir varsağı var değil mi? e, ee, nerede görüyorsunuz? Hey çürütür hey benle değil mi? Hey be hey bire heyi falan gördüğünüzde varsanızın biçimine özgü özellikler görüldü. Her iki dörtlükte de düz kafiye var mı? Bakıyorum postumuz dostumuz üstümüz çürütür. Kaltığı yatağı eteği e, geri dur diyebilirsiniz. Değil mi? Düz kafiyeyi gördünüz. 6 artı 5 şeklinde duraklar kullanılmış hecenin 11'li kalıbı var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet 11'li kalıbı görüyorsunuz. 6 artı 5 mi A Arap at üstünde Bakın 1 2 3 4 Bakayım Arap at üstünde 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 Evet 6 artı 5 Halka debetin aşıklarının çokça kullandığı bazı sözcükler tercih edilmiş mi Evet içerik bakımından İslamiyet'ten önce kullanılan Sago hayır Sago diyemezsiniz Sago ölen birinin ardından duyuluyor Ama burada daha böyle gamlan ne var Yiğitlik mertlik değil mi Varsağı e diyebilirsiniz buna. Koçaklama türü diyebilirsiniz Evet 5'ten devam edelim. Hangisi yanlıştır demişiz. Bakalım şimdi. Anonim halk edebiyatı bağımsız bir edebiyat anlayışı ya da dönemi değildir. Evet. Aşık şiirinin bir koludur. Aslında evet çünkü oradaki maniler falan değil mi? Aşık edebiyatın aslında bir e, temel bir zemin oluşturmuştur. Sadece söyleyeni unutulmuş ozanını bilinmeyen şiirlerden oluşur. Anonim halk şiirimiz. Şairinin bilinmemesi dışında şiirlerin özellikleri aşık şiiriyle Aynıdır, doğru. Anonim şiirimizin en çok kullanılan nazım türü hiç şüphesiz güzellemedir. Hayır, koçaklama da kullanılıyor değil mi? Taşlama da kullanılıyor. Yani böyle hani en çok bu kullanılır gibi bir e, genelleme yapamıyoruz arkadaşlar. Peki, devam edelim. Mani türünün genel özelliklerine aykırı bir manidir. Tamam mani türü genellikle aslında uzunlu kısalı değildir mesela buradan bir şey biçebiliriz dörtlükler halinde yazılıyor ve 8'li hece ölçüsü kullanıyor. Bakalım şimdi. Suyu verdim soğana. Gönlüm düştü oğlana. Oğlan beni almazsa bıçaklana doğrana. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7, 8'li hece ölçüsü. Bu, bu bir mani. Söyle ee, söyleyişten de biz bunu çıkarabiliyoruz değil mi? Anlayabiliyoruz. Sarı çiğdem yaz getirir. Mor menekşe güz getirir. Gurbet elde ölüm yitim. ihtiyarlık tez getirir. Bakın bu biraz aykırı değil mi? Hepsi bir uzun bir kısalı olmuş. Ama diğerlerine baktığınızda hep böyle aynı uzunlukta. Dolayısıyla şekil olarak baktığınızda biraz daha böyle uzunluk kısalıklar varsa maninin o şekil özelliğine, biçim özelliğine aykırılık vardır demelisiniz arkadaşlar. Evet 7'deyiz artık ama şöyle bir temizleyelim. Önce bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir demiş. Tahkiye esasına dayanan şiirlerdir. Her konuda söylenmiştir. Bir olayın durumun inancın veya düşüncenin yansıtıldığı şeyler olduğu için genellikle dörtlük sayıları fazladır. Ayrı bir tür olarak görülen elifnameler, yaşnameler, şairnameler, seyahatnameler de bu nitelikteki eserlerdir. 160 dörtlükten oluşanı bile vardır. Evet bunlar artık destanlar değil mi? Yani uzun uzadıya dedik ya az önce de söylemiştik uzun anlatılar ve milletlerin hayatındaki önemli olaylar anlatılır. 8'e bakalım. Bu parçadaki altı çizili sözcüğün yerine hangisini getirilirse bilgi yanlışla giderilmiş olur. Tamam bir bilgi yanlışlığı var ve düzelteceğiz bunu. İlahiler her varlığın Allah'tan çıkıp tekrar Allah'a döneceği felsefesini işlendiği şiirlerdir. Hayır bakın. Ne demiştik biz? Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Devir kuramı demiştik. devre devrediyoruz artık. Dolayısıyla direkt devriye diyoruz arkadaşlar. 9'a bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler yanlıştır demiş. Nefesler Bektaşi aşıklarının söyledikleri tasavvuf konulu şiirlerdir. Doğru. Hecenin yanı sıra aruz ölçüsüyle yazılmış nefesler de vardır. Doğru. Hece ile yazılmış nefeslerde dörtlük sayısı 33 99. Hayır ya bu kafiye mi, şey mi kaside mi? Kaside 33 99 arasında değişiyordu. Biz nefeslerde zaten dörtlükler görürüz ve bu kadar uzun olmuyor. Direkt cevabımız Ceyhan olmuş oluyor. Evet test 29'dayız artık divan edebiyatına hızlı bir giriş yapıyoruz. Halk edebiyatımız bir nihayete erdi arkadaşlar. Tabi divan edebiyatı bizim için daha öne ön. aslında divanda halk en çok böyle ÖSYM'in de sevdiği bölümler arasında. Şimdi bir test 29 açılsın bakalım ama önce bir ne molası bir su molası verilsin ondan sonra çözülsün bakalım sorular. Evet, çok iyi. Hadi bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilenler divan edebiyatı ile ilgili olamaz demiş. Daha çok şiir alanında etkili olmuş bir dönemin e, adıdır. Doğru mu? Doğru. Şairlerin ana dili Türkçe olmasına karşın dilde çok fazla Arapça ve Farsça sözcük vardır. Doğru. Şairlerin tamamı okuma yazma bilir. Hatta çoğu başka dilleri de öğrenmiştir. Evet. Yani divan edebiyatı demek aslında yüksek zümre edebiyatı demek. Halk edebiyatının aksine yazılı olarak doğmuş ve gelişmiştir. Doğru. Teknolojinin olmadığı bir çağda doğduğu için somut ve tabiatla iç içedir. Hayır. Aksine daha böyle soyut bir aşk. Değil mi? Çok da tabiat değil. Sadece Tabii tabiat da var ama daha birey, daha kişi ete kemiğe bürünmüş bir sevgili yok halk edebiyatındaki gibi, muhayyilde olan bir sevgili var. Dolayısıyla cevabınız Edirne seçeneği olmuş oluyor. Bu cümlede boş bırakılan yere gelecekler arasında hangileri yoktur demişiz bu sefer arkadaşlar. Hemen bir yok olanı bir bulalım bakalım. Divan Edebiyatı Türklerin 13. ve 19. yüzyıllar arasında Anadolu'da oluşturdukları İslam kültürünün ortak özelliklerini yansıtan büyük ölçüde Arap ve Fars yani İran edebiyatlarının etkisini taşıyan yazılı edebiyattır. Şairlerin eserlerini divan adı verilen kitapta topladıkları için bu ismi almıştır. Son dönemde bu edebiyata hangi isimler verilir? Klasik Türk Edebiyatı denilir mi? Denilir bakın. Yüksek Zümre Edebiyatı az önce söyledim. Yüksek Zümre bu da bir söylenir. Ama biz eski Türk şiiri ya da Osmanlı İslam edebiyatı gibi bir şey söyleyemiyoruz. Eski Türk şiiri demek aslında şöyle edebiyata genel olarak söylenmez ama belki bir gazete diyebilirsiniz ama edebiyatın isimleri arasında yoktur diyoruz arkadaşlar. Eski Türk edebiyatı diyebilirdiniz bakın. Eski Türk edebiyatı deseydin doğru olurdu bu arada ama eski Türk şiiri olmaz. Aşağıdakilerden hangisi bu kaynaklar arasında sayılamaz demiş. Divan edebiyatının şiir ve nesir alanında beslendiği başlıca kaynaklar arasında dini toplumsal kültürel kaynaklar var. Vardır. Türk mitolojisi hayır biz daha çok divan edebiyatında Arap ve Fars etkisini görüyoruz ya. Türk mitolojisini zaten göremiyoruz ama Arap hikayeleri var. İran mitolojisi, Evliya Menkıbeleri, tasavvuf inancı var. Türk mitolojisini göremiyoruz. Peki, bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler yanlıştır demişiz? Bakalım. Divan edebiyatı Türklerin Müslüman olmasıyla ortaya çıkmaya başlamıştır. Hayır, Müslüman yani Türklerin Müslüman olmasıyla değil. Aslında şöyle, evet bir Arapça ve Farsça etkisi geliyor ama ondan önce de başlamış bir edebiyat. Bu yanlış bir bilgi ama diğerlerine hızlıca bir bakalım. Gerçi şey diyebiliriz ya. Şöyle belki düşün. Bir diğerlerine bakalım arkadaşlar. Divan şiirinin ilk izleri arasında İlk izleri aslında şöyle bir silelim. Geçiş dönemi adındaki yüzyıllarda verilen eserlerde bile görülür. Evet geçiş döneminde neyi görüyoruz? Mesela Kutatku Bilik, Atabetül Hakayık değil mi? Görüyoruz bunu bu doğru. Ancak yine de kurcusu Hoca Dehani sayılır. Evet 13. yüzyılda Hoca Dehani. Divan şiiri onunla tamamen dini bir şekilde başlamış ve devam etmiştir. Hayır. Bak demiştik ya Hoca Dehani dini adında hoca var ama dinle bir ilgisi yok demiştik. Dolayısıyla cevabımız aslında Denizli seçeneği olmuş oluyor. Tanzimat dönemi adı verilen yıllarda ise içeriksel açıdan sona ermiştir. Evet Tanzimat'la sona eriyor. Şu bire bir takıldım. Orada bir yanlış okudum sanıyorum. Divan edebiyatı Türklerin Müslüman olmasıyla ortaya çıkmaya başlamıştır. Evet aslında şöyle. Türkler İslamiyeti kabul ediyorlar. Ondan sonra Arap Fars etkisi geliyor. Sonra divan. Aslında bu aşamada aşama aşama oluyor. Ama bu aşamayı düşünce bunu da kabul ederiz. Ama dört kesinlikle zaten e, yanlış bir bilgi oluyor. Allah'tan hepsini okuduk değil mi? Hadi artık beşteyiz. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır demiş. Bakalım. Divan şiiri ve nesri halk tabakalarından çok medrese kültürü almış kişilere hitap eder. Evet yüksek sümre edebiyatı. Divan şairlerinin önemli kısmı şiirlerini sunduğu kişilerden para ödülü almıştır. Evet bir kese altın alıyorlar arkadaşlar. Divan şiiri 19. asrın ikinci yarısına kadar etkili olsa da son büyük temsilcisi Nefi'dir. Hayır Şeyhülislam Yahya ya, nerede Nefi? Değil mi? Nefi öldürülüyor zaten ve 17. yüzyıl zaten değil mi? Netflix kodlaması demiştik değil mi Nefi'ye? Zaten şuradaki yüzyıldan da gitmiş oldu. 6'ya bakalım hemen. Divan Edebiyatı ile Halk Edebiyatı şairlerinin ortak özellikler arasında hangisi yoktur demiş. Edebi sanatlara ikisi de yer verir. Usta çırak ilişkisiyle yetişmek. Hayır, divanda usta çırak yok arkadaşlar. Etkilenme var. Başka şairin bir gazelinden, kasidesinden belki etkilenirler. Nazire yazarlar. Ancak bir ustaları vesaire yok. Dolayısıyla usta çırak ilişkisini biz halk edebiyatında görüyoruz. O zaman Bursa seçeneği elenmiş oldu. Takma isim, mahlas var, redif var ve düz yazıdan çok şiir yazmadan var. Çevirsin sayfalarımız artık 7'deyiz. Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi ayrı içindeki kavram arasında bir yakınlık söz konusu değildir. Yani aslında bir yanlışlık da vardır diyebilirsiniz. Hz. Muhammed'in iç ve dış özelliklerini anlatan yazılar hilye diyoruz tamam mı? Hilye Hz. Muhammed'in iç ve dış özelliklerini anlatıyor. Peygamberin kıssalarını yani mucizevi hikayelerini konu edinirse kısası enbiya diyorsunuz. Bazı kavram ve düşüncelerin ifadesine kullanılan klişeleşmiş benzetme ve sözler manzum. Hayır mazmun arkadaşlar bakın tek bir ke, e, harf değişikliği aslında olayı e, bitiriyor. Mazmunlar var. Evet ama mazmuno. manzum şiir demek. Mesela boy yerine selvi diyor. İşte kirpikler, pikler o kaşlar yay. Bu mazmun oluyor. Şurada verdiği mazmun ama bu yanlış oldu. Diğerlerine de bakalım. İkilik de denen, Arap edebiyatında doğmuş ve oradan Farslara ve Türklere geçmiş nazım birimi beyit doğru. Bir divan şairinin üstad gördüğü başka bir şairin beğendiği şiirine biraz da onu geçmek için aynı ölçüyle yazıyorsa nazire az önce zaten bunu da söyledik. Bu kavramları da bilmekte fayda var. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi aruzla ilgili olamaz demişiz? Yalnızca divan şairleri tarafından kullanılmıştır. Başka bir gelenek ya da dönemde karşımıza çıkmaz. Hayır, Tanzimat'ta çıkar. Hürriyet kasidesi var, değil mi? Adab kaside çünkü hala o divan etkisi devam ediyor. Namık Kemal de kullanmıştır. Yanlış bir bilgidir. 9'a bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanım verilen kavramlar arasında yoktur demişiz. Bir bakalım hemen. Aruzda ölçü gereği Arapça ve Farsça kelimelerdeki uzun bir hece, e, uzun bir heceyi kısa okuyorsanız zihaf diyorsunuz. Açık hecenin ölçüye uyması için biraz uzatılarak e, okunması, kapalı hece değerine getirmesi imale, uzatma. Ünsüzle biten bir kelimeyi Ondan sonra gelen kelimenin ünlü harfine bağlamak vasl yani ulama. Aruzda Arapça ve Farsça bir kelimeyi hafifleştirerek okumak kasr ama hezliyat yoktur diyoruz arkadaşlar. 10. soruya bakalım. Bu parçada boş bırakılan yere getirilebilecekler arasında hangisi yoktur demiş. Divan şairleri kendi dönemlerinin ahlak, adet, gelenek ve hayat anlayışlarını, tarihi olayların etkilerini eserlerinde kullanmışlardır. Özellikle 18. yüzyıldan itibaren birçok olay divan edebiyatıyla ilgili eserlerde işlenmiştir. Ne görürsünüz mesela? Ramazan eğlencelerini görürsünüz, değil mi? Ramazan bayramlarını görürsünüz. Milli bayramlar Hayır milli bayramları görmeyiz. Arkadaşlar zaten milli bayramlar cumhuriyetle birlikte geliyor. Dini bayramları büyük savaşları ve fetih hareketlerini görürsünüz. Cevabınız Bursa seçeneği olur. 11'deyiz artık. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiiriyle ilgili bir yanlış? tır bir yanlış bir bilgi verilmiştir. Ananazın birimi beyit olup her beytin anlamı kendi içinde tamamlanır. Doğru beyit divan edebiyatının en önemli e, nazım birimi. Bütün güzelliğinden ziyade parça güzelliği önemlidir. Doğru. Şiirlerin başlığı yoktur. Nazım biçimlerin ismiyle adlandırılır. Evet gazel der mesela üstte. Kaside der. Terkibi bent, tercihi bent der değil mi? Mesnevi der mesela. Gittim medrese çevresine gelişmiştir. Bu bakımdan tek şiirinin büyük bir kolu olarak görmüştür. Hayır, medrese çevresine gelişmiyor. İstanbul ve çevresine gelişiyor arkadaşlar. Tekke edebiyatıyla da doğrudan bilgisi yok. Belki etkilenmeler vardır. Fuzuli'de mesela Fuzuli'de de ilahi bir aşk var. Ancak direkt böyle bir medrese çevresine gelişme göremiyoruz. Edirne'ye de bakalım. Daha çok aşk acısından duyulan mutluluk dile getirilmiştir. Kişisel sevinç ve acılar vardır. Evet, aşk acısı çekiyorlar ve bundan mutlular arkadaşlar. Evet 12'ye bakıyoruz. Artık bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler yanlıştır demişiz. Bakalım. Divan şairlerine ait şiirlerde tam ve zengin kafiye. Evet çünkü gösterişi seviyor ya bunlar. Hep böyle tam zengin. Yarım kafiye desem halka giderim, değil mi? Tamam. Bunun yanında redif ahenk olarak kullanılır. Redifler ve kafiyeler bolca ahenk unsurları olarak kullanılıyor. Arapça Farsça kelimelerle bu dillerin tamlamaları sıkça görülür. Evet, görülüyor. Şiirler büyük çoğunlukla milli nazım biçimleriyle yazılmıştır. Hayır bak. Milli nazım biçimi ne demek? Hece ölçüsü demek, değil mi? Hayır. Aruz ölçüsü kullanıyor. Yanlış. Milli ölçü dediğiniz an heceye gidin, milli kavramın duyduğunuz an sadeliğe gidin. Bakın milli edebiyat var çünkü değil mi? Sade bir edebiyat. E, milleti anlatan bir edebiyat ama biz divanda milleti falan görmüyoruz. Edirne'ye de bakalım belki onu işaretlediniz. Şekil güzelliğini sağlamak için eş anlamlı kelimelerden yararlanılmıştır. Bu da doğru bir bilgidir, bu da gitti. Evet tam 10 sayfa çözdük arkadaşlar. Vay be diyorum değil mi bugün de. Günün sorusu gelsin ve ders nihayet ersin o halde. Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana isimli eser kime aittir ve bu sanatçı ile ilgili neler biliyorsunuz? Gelebilecek bir sanatçı gelsin bakalım aşağıya. Arkadaşlar bir sonraki gün 61'den 71'e kadar çözüyoruz tamam mı? Ödeviniz ödeviniz hemen açılsın kitaplar açılsın. Benden önce ödevleri umarım yapıyorsunuzdur. Çünkü önemli olan ve sizi geliştirecek olan esasında budur arkadaşlar. 61'den 71'e kadar ödeviniz 10 sayfalık bir ödev. Yaklaşık yine bir 5 teste tekabül edecek. Ondan sonra da pazar günü de ilk haftamız nihayete ermiş olacak. Hadi bakalım ödevler yapılsın. Günün sorusu da cevaplansın ve ders nihayete ersin. Evet bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki Kalbim sizinle güç her zaman ama her zaman bizimle